Merhaba arkadaşlar, Ritmik Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karpuz kabuğu reçeli nasıl olur onu paylaşacağım. Büyük bir karpuz ise eğer, büyük bir karpuzdan birçok reçel çıkar. O büyük bir karpuzu 4-5 tane dilimini ayırabilirsiniz bu şekilde. Ben 3 tane dilim ayırdım. Daha sonra karbonatım var. 35 gramlık bir karbonatım var arkadaşlar. Karbonat kireç vazifesi görüyor. Suyum var. Karpuz kabuğunu dilimledikten sonra üzerine koyabileceğim bir miktar su. Diğer malzemelere sonra geçeceğim. İlk önce bu aşamayı anlatacağım arkadaşlar ki kafanız karışmasın. Görmüş olduğunuz gibi şu karpuzun buralarında isteyen alabilir. Dilerseniz kalabilir. Şu ince sert tabakayı ince ince keseceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi karpuzun kabuklarını soydum. Bunları küp küp kare şeklinde şu şekilde ortadan ayırıyoruz. Bu şekilde küp küp doğruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi karpuz kabuklarımı doğradım. Karpuzun kabuğunu soyduğunuz zaman içindeki tabakanın ne kadar ince olduğunu siz de anlayacaksınız. Gelelim diğer malzememize. Dediğim gibi 35 gramlık bir karbonatım var. Bu karbonatın hepsini boşaltacağım. Daha sonra bunu karıştıracağım. Eriyene kadar karıştıralım. Sonra karpuz kabuklarımızın üzerine geçecek kadar dökelim. Biraz elinizle şu şekilde ovalayın ki karbonata her tarafına girsin. O içindeki bu kireç vazifesini görecek ve acımsı olan bir tadını bırakacak bu karbonat. Evet. İlk aşamamız bu arkadaşlar. Bunu 7-8 saat buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar. Siz eğer akşamdan yapacaksanız sabaha kadar da bekleyebilir. Gündüz vakti yapanlar için 7 saat kesinlikle buzdolabında beklemesi lazım. Evet arkadaşlar, 7 saattir karbonatlı suda biriktirdiğim karpuz kabuklarımı bol suda bolca yıkadım arkadaşlar. O karbonatın acısını alana kadar kabuklarımı yıkadım. Bunu bir kenara alalım. Reçelimizin malzemesine gelirsek eğer, 1 litreye yakın suyum var. 1 su bardağı şekerim var. 1 yemek kaşığı limon suyum var. Limon rendem var. Limon tuzum var. 4 tane de karanfilim var arkadaşlar. Bunları bir köşeye alalım. Tencereme bolca yıkamış olduğum karpuz kabuklarımı ilave edeceğim. Üzerine geçecek kadar da su ekleyeceğim. Daha sonra ocağımıza alacağım. Karpuz kabuklarımı ocağıma aldım. Orta ateşte 2 dakika arkadaşlar. Sadece 2 dakika suyu kaynanana kadar kaynatacağız. Daha sonra süzgeç yardımıyla kabuklarımızı alacağız. 2 dakikayı geçmemesine özen gösterin. Suyumuz kaynamaya başladı. Tam 2 dakika tuttum arkadaşlar.
Buradaki amaç içine işlemiş olan karbonatlı suyu tamamen içinden arındırabilmek için bu kaynattığımız su. Karpuz kabuklarımı bir süzgeç yardımıyla bu şekilde ayrı bir tabağa alalım. Evet, tekrardan tenceremizi ocağımıza aldık. Su miktarım 600 milim arkadaşlar. 600 milim suyumu ekliyorum. Bir su bardağı şekerimi daha sonra karanfilimi ekliyorum. Şekerim eriyene kadar suyumu karıştıracağım. Limon kabuklarımı ekliyorum arkadaşlar. Şeker miktarı eriyene kadar bu şekilde karıştıracağım. Evet arkadaşlar, şeker miktarı bir su bardağıydı. Dileyenler damak zevkine göre bu şeker miktarını çoğaltabilir. Şekerim eridi. Yavaş yavaş karpuzlarımı ilave edeceğim. Karpuzlarımı ilave ettikten sonra karpuz kabuğu reçelimin kaynamasını bekleyeceğim. Arkadaşlar, reçelim 20 dakikadır kaynıyor. Kaynayan reçelime 1 çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum arkadaşlar. Tam 20 dakika daha böyle kaynayacak. Rengi değişene kadar. Karpuz kabuğu reçelimin kıvamı iyice bağladı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi suyunu çekti ve 20 dakika boyunca tekrar kaynattım. Servise hazır. Şimdi servis tabağına alacağım. Arkadaşlar, karpuz kabuğu reçelim kaynadı. Çok güzel bir kıvam aldı. Ben bu tarifi ilk defa denedim ve hiçbir şekilde pişman olmadım. Çok güzel bir tadı var arkadaşlar. Rengi aynı şeftali reçeline benzedi. Ve görmüş olduğunuz gibi o sert kabuklar yumuşacık oldu. Püf noktalarını aynı şekilde yaparsanız eğer emin olun ki çok güzel bir karpuz kabuğu reçeli elde edeceksinizdir. Ben çok beğendim. İnşallah siz de denersiniz. Arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Paylaşmayı ve abone değilseniz abone ziline 2 defa basıp videolarımdan haberdar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.